Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün oldukça farklı bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz genelde biz karşılaştırma videoları çekiyoruz zaten. Fakat bu karşılaştırmalar hangi telefonun, hangi telefonun kamerası daha iyi, hangi telefonun pil performansı daha iyi şeklinde oluyordu. Fakat bu sefer bir tarz karşılaştırması ile sizlerleyiz. Burada gördüğünüz gibi bir S22 Ultra'mız var. Gerçi bunun hangi telefon olduğu çok fark etmiyor. Neden? Çünkü burada önemli olan buradaki cihazın düz, klasik, sade, alışık olduğumuz bir akıllı telefon olması. Burada ise arkadaşlar hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan katlanabilir ekranlı bir Galaxy Flip 4 modeli bulunuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz katlanabilir ekranlı cihazlar yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Bunun öncülerinden birisi de tabii ki Samsung arkadaşlar. Hatta ilk katlanabilir ekranlı telefon modelini Samsung'la Huawei hemen hemen eş zamanlı olarak çıkarmışlardı. İlk çıkan Fold modeli biliyorsunuz şöyle katlanıyordu ama enine doğru katlanıyordu. Sonra da Fold'un yanına bir de Flip gelmişti ki Flip'in bu açıdan daha taşınabilir olduğunu biz biliyoruz ki daha önceki videolarımızda da bundan bahsetmiştik. Peki gelelim şimdi iki cihaz arasındaki farklara. Yani ben normal bir telefondan katlanabilir telefona geçtiğimde acaba zorlanır mıyım? Avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Bu videoda sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben daha önce S22 Ultra kullanıyordum. Burada duruyor S22 Ultra. Daha sonra S22 Ultra'dan Galaxy Z Flip 4'e geçiş yaptım. Bu katlanabilir ekran teknolojisini biraz daha böyle deneyimlemek istedim ki uzun süredir de kullanıyordum. Hani alışamazsam kullanım bana yabancı gelirse tekrardan S22 Ultra'ya dönelim diye düşünüyordum. Ama böyle bir şey söz konusu olmadı arkadaşlar. Kullandığım birkaç aylık süre içerisinde gayet memnun kaldım. Burada şimdi sizin kafanıza takılan soru işaretlerini cevaplamaya çalışacağım. Öncelikli olarak katlanabilir ekranlı telefonlara geçtiğinizde en çok zorlandığınız kısım tabii ki de telefonun doğal olarak katlanabiliyor olması. Normalde biliyorsunuz şu telefonu cebinizden çıkardığınızda direkt olarak kullanıyorsunuz vesaire. Ama katlanabilir ekranlı bir cihaza geçtiğiniz zaman ne yapmanız lazım? Doğal olarak ilk önce şöyle kapağını açmanız lazım. Burada Z Flip 4'ün bir avantajı var arkadaşlar. Normalde Fold tarzı bir telefon kullansanız yani enine açılan bir cihaz kullansanız bunu tek elinizle açmanız mümkün değil. Ama Flip'i rahatlıkla şöyle tek elinizle açabiliyorsunuz. Bu da tek elli kullanımı uygun hale getiriyor, mümkün hale getiriyor. Dolayısıyla bu cihazları da yani klasik akıllı telefonları da biz tek elimizle kullandığımız için bu açıdan baktığımızda geçişte bir zorluk yaşamıyoruz. Bunu size baştan belirteyim. Katlanabilir akıllı telefon almayı düşünenlerin kafasındaki bir diğer soru işareti ise şu katlanma kısmında oluşan hafif pürüzlü yapı arkadaşlar. Bunun görüntüyü bozup bozmadığına dair çok fazla soru geliyor. Şunu size kesinlikle söyleyebilirim. Hiçbir şekilde görüntü bozulmuyor arkadaşlar. Ya ne video izlerken, ne oyun oynarken, ne Instagram'da ya da sosyal medyada gezinirken vesaire. Hiçbir şekilde görüntü bozulmuyor. Görüntü bozulmadığı gibi bu sizi rahatsız da etmiyor arkadaşlar. Yani oyun oynarken vesaire zaten telefonu şu şekilde tuttuğunuz zaman biliyorsunuz genel olarak kontroller sağda ya da solda konumlandırılıyor. Dikey bir oyun oynadığınızda, dokunmatik ekranı kullanan bir oyun oynadığınızda da yine buradaki pürüzlü kısım sizi çok fazla rahatsız etmiyor. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ya bu pürüzlü kısım beni rahatsız eder diye düşünüyorsanız kesinlikle böyle bir düşünceniz olmasın arkadaşlar. Bir diğer önemli unsur da şu. Acaba bu telefonu ben katlayıp aça, katlayıp aça bozabilir miyim? Biz bunu hesapladık. Samsung burada önemli test aşamalarını geçmiş durumda. Ben burada Flip 4 özelinde konuşuyorum bu arada. Bunu da belirteyim. Yani farklı bir katlanabilir akıllı telefon alırsınız. Farklı bir senaryo ile karşılaşırsınız. Onu bilemem arkadaşlar. Ama Flip 4'te şöyle bir şey var. Zaten Samsung burada gerekli testleri yapmış. Ve size bir katlanma ömrü sunuyor. Bu katlanma ömrünü biz hesapladığımızda yani takribi olarak günde bu telefonu 100 kere kapayıp açarsanız bile size 5 yıllık bir kullanım süresi sunuyor arkadaşlar yaklaşık olarak. Dolayısıyla bu cihazı acaba ben katlarken vesaire bozar mıyım? Hani katlarken açarken şurada bir kalkma olur mu gibi bir soru gelmesin aklınıza. Öyle bir durumda söz konusu olmuyor. Çünkü buradaki özel menteşe yapısı sayesinde arkadaşlar telefonun ekranında herhangi bir bozulma ya da böyle kalkma, deforme olma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Şimdi geldik bir diğer önemli unsura. O da ne? Taşınabilirlik arkadaşlar. Şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Şu iki cihazı ben böyle tuttuğum zaman arkadaşlar bakın bir yanda S22 Ultra bir yanda benim kullandığım Z Flip 4. Şöyle tuttuğum zaman neredeyse
İki telefonun da boyutları aynı. Yan tutup baktığımda kalınlık olarak da aynı. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Burada tek sorun ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu cihazı cebinize katlayıp koyduğunuz zaman evet boyut olarak küçülüyor. Ama biraz kalın duruyor. Fakat bu da size şöyle bir rahatlık veriyor. Özellikle kot pantolon giyen erkekler bu dediğimi çok iyi anlayacaktır. Şu cihazı cebinize koyduğunuz zaman ayakkabınızı bağlamak için çömeldiğinizde dahi telefon sizin eğilmenizi engelliyor. Dolayısıyla burada bu cep telefonu, bu katlanabilir telefon aşağıya kadar indiği için herhangi bir kasma söz konusu olmuyor. Bu da bir taşıma avantajını beraberinde getiriyor arkadaşlar. Bir diğer önemli unsur ise bu cihazı alacak olan bayanlar için söylüyorum bunu. Şu telefonun çantada durulmasıyla, yani şu telefonun çantada kapladığı yerle şu telefonun çantada kapladığı yer arasında inanın çok fazla fark var. Niye? Bu cihazı katladığınız zaman arkadaşlar gerçekten cihaz çantada vesaire, artık çanta mı taşıyorsunuz, ne taşıyorsunuz, çok daha az yer kaplıyor. Kadınlar için söylüyorum. Kadınlar için önemli bir avantaj diyebiliriz. Size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle normal bir cihazdan Flip 4 tarzında bir cihaza geçtiğinizde alışma süreci sandığınız kadar uzun sürmüyor. Bir diğer güzellik de ne? Bu yeni bir teknoloji olduğu için bu cihazı görenler bir kere "aa bakayım ne güzel bir telefon, katlanabilir ekran, bakabilir miyim" diye soruyorlar ve dikkatle çekiyor. Samimi olarak şunu söyleyebilirim sizlere. Ben S22 Ultra'yı uzun bir süre kullandım arkadaşlar. 6-7 ay kadar kullandım. Bu kullandığım süreç içerisinde "aa o telefon neymiş bir bakayım" falan diyen olmadı. Dürüst olmak gerekirse. Ama Z Flip 4'ü 2-3 aydır falan kullanıyorum. Bu 2-3 aylık süre içerisinde neredeyse her gören "bakabilir miyim" diyor. Tanıdıklarım, arkadaşlarım vesaire. Atıyorum bir kafeye gidiyorsunuz, şöyle koyuyorsunuz. O nasıl telefon, nasıl katlanıyor vesaire gibi sorular geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok dikkat çeken bir telefon. Bu da ne bileyim, hani böyle dikkat çekmeyi sevenler için bence önemli bir özellik diyebilirim. Geldik fiyat tarafına. Şimdi S22 Ultra'nın fiyatı malumunuz. Burada Z Flip 4 bulunuyor. Z Flip 4'ün de güncel fiyatı arkadaşlar yaklaşık olarak 22 bin ile 26 bin lira arasında değişiyor. Yeni çıkan böyle hafif üst segment cihazlara baktığımızda da biz aynı fiyat kalibrelerini görüyoruz. Yani burada markadan bağımsız olarak söylüyorum. Xiaomi olsun, Oppo olsun, Vivo olsun. Bu cihazlarında hali hazırdaki güncel fiyatları 20 binlerin üzerinde başlıyor. Üst segment cihazlar için söylüyorum. Orta segmente indiğinizde tabii ki 16 binler, 15 binler, 12 binler gibi fiyatlara telefon bulmanız mümkün. Ama biraz üst segment bir cihaz aradığınız zaman, yani Yonga seti güçlü olsun, işte RAM'in biraz yüksek olsun, dahili depolaması biraz yüksek olsun dediğiniz zaman işin içerisine 20 bin liraları aşkın etiketler giriyor. Bu açıdan baktığımızda hani Flip 4 alıp farklı bir tarz yakalamak, farklı bir macera yaşamak diyeyim, farklı bir telefon kullanmak, farklı bir teknoloji heyecanı yaşamak bana çok daha mantıklı görünüyor. Hani hep diyoruz ya, ya o paraya işte Android alacağım, iPhone alırım vesaire. Zaten bu paraya iPhone da alamıyorsunuz şu anda da. Biliyorsunuz iPhone 14 ile 31 bin Türk lirasından başlıyor. Dolayısıyla bu noktada hani 20-25 bin aralığına bir cihaz alacak olsam ben şahsen, hani kendim de şu anda bir cihaz alacak olsam 20-25 bin aralığına, tereddütsüz olarak arkadaşlar Flip 4'ü tercih ederdim. Tabi burada ben kullanım deneyim süresinde memnun kaldım. O yüzden Flip 4'ü tercih ederdim. Dolayısıyla aklınıza bu cihazla ilgili olumsuz bir soru gelmesin. Ben kullandığım süre içerisinde gayet memnun kaldım arkadaşlar. Ha nedir, şarjı biraz çabuk bitiyor, onu söyleyebilirim. Tabi o benim muhtemelen kullanımımla da alakalı. Ben çünkü oyun vesaire de çok oynuyorum. Hani sosyal medyada falan da geziniyorum, internette. Telefon sürekli elimde diyebilirim yani. Dolayısıyla burada hani şarjı bende bir günü zor çıkartıyor. Hatta çıkartmıyor arkadaşlar. Eğer önümüzdeki süreçte hani Samsung bu cihazın bataryasını biraz daha büyütürse, kullanım süresini biraz daha artırsa gerçekten tadından yenmeyecektir. Eğer katlanabilir ekranlı cihazlarla ilgili bir soru varsa aklınızda arkadaşlar, bana bu videonun altında sorabilirsiniz. Ben de en sabit bir şekilde sizlere yanıtlamaya çalışacağım. Önümüzdeki süreçte farklı videolarda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.